sohbetleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, bu ayın ilk haftasında dolunay enerjilerini hissedeceğiz yoğun olarak. 5 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay duygusal olarak aslında biraz zorlayıcı etkiler taşıyor. Güneş'in Plüton'la kavuşumu ve Uranüs'le yaptığı kare açı içimizde güçlü bir değişim ve dönüşüm enerjisi ortaya çıkarabilir. Sizin için de özellikle yurt dışı bağlantılı kavramlar, bu eğitim olabilir veya uluslararası bir işiniz olabilir. Hukuksal konular, bazı davalar olabilir, seyahatler olabilir ya da uzak akrabalar olabilir yaşamınızdaki. Onlarla ilgili konularda bazı önemli dönüşümler ortaya çıkarabilir ya da daha önceden başlamış bazı girişimler varsa onların sonuçlarını alabilirsiniz ya da bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu dolunay zihinsel olarak da sizi etkileyebilir. Yani bazı fikirlerinizin dönüşmesi, değişmesi de söz konusu olabilir. Bir şeyleri tamamıyla bırakabilirsiniz. Fikir değişiklikleri söz konusu olabilir yaşamınızda. Evet, 3 Ocak'ta Venüs Kova Burcu'na geçecek, 5 Ocak'ta Merkür Kova Burcu'na geçecek. Sevgili akrepler, bu gezegenler özellikle ev ve aile hayatınızdaki etkileri arttıracak. Dolayısıyla sosyal etkiler artabilir. Yani aile üyeleriyle daha fazla iletişim kurabilirsiniz. Aile içerisinde keyifli paylaşımlar, davetler olabilir, toplantılar olabilir. Evinizle ilgili bazı konular hareketlenebilir. Venüs burada evi güzelleştirmek, yaşadığınız yeri güzelleştirmek isteğini arttırabilir. Örneğin bu alanlarda bazı çabalarınız olabilir. 12 Ocak'ta Mars Balık Burcu'na geçecek. Mars Balık Burcu'nda ilerlerken aşk ve duygusal yaşamınıza biraz daha enerji vermenize imkan verebilir veya çocuklarla ilgili bazı konular söz konusu olabilir ama zaman zaman stresler de oluşabilir burada. İlişkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Yay burcunda ilerleyen Satürn'le Mars'ın kare açısı özellikle 16 Ocak 17 Ocak aralığında belki kişisel zevkleriniz için ya da çocuklarınız için bazı ani harcamalar yapmanıza neden olabilir. Maddi konularda zorlayıcı olabilir. Burada herhangi bir şans oyunu, yatırım, spekülatif piyasalarla ilginiz varsa eğer biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Mars-Satürn karesi kayıplar ortaya çıkarabilir. 20 Ocak'ta Güneş Kova Burcu'na geçecek ve 20 Ocak'ta Kova Burcu'nda yeni ay var. Evinizle ilgili yeni bir konu gündeme gelebilir. Ev değişimi, yerleşmek, almak, satmak, kiralamak veya evi dekore etmek, ev içerisinde bir yeni eşya almak örneğin olabilir veya aile üyeleri, anne babanızla ilgili bazı konular olabilir. 21 Ocak'ta Merkür Retrosu başlayacak. Tam ev alanınızda olacak. Ve 11 Şubat'a kadar Merkür Retro özellikle ev içerisinde kullandığınız her türlü elektrikli, elektronik araçlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sorunlu aletler bu dönemde bozulabilir. Sizin onları onarmanız, değiştirmeniz hatta gerekebilir. Aile içerisindeki ilişkilere de biraz daha özen göstermeniz gerekiyor. Aileyle ilgili daha çok eski konular, eskiden kalan kavramlar ya da evle ilgili daha fazla gündeminizde olabilir. 27 Ocak'ta Venüs Balık Burcu'na geçecek ve ay sonundan sonra romantizm artıyor sizin için. Bunun etkilerini tabii ki Şubat ayında daha fazla hissedebilirsiniz sevgili akrepler. Evet, ayın genel etkileri böyle. Lütfen günlük ve haftalık videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Yarısı